Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Speak Out Elementary kitabının 6. ünitesinin 3. konusu olan Vocabulary Activities konusunu işleyeceğiz. Önce ders akışını beraberce bakalım. İlk olarak go, see, do, stay ve write fiilleri kullanarak ifade ettiğimiz bazı etkinlikleri öğreneceğiz. Sonrasında sizlerle bu konuyu daha iyi anlamanızı pekiştirmeniz için iki tane alıştırma yapacağız. Son olarak da sizlerin kendi kendinize konuyu pekiştirmek için yapabileceğiniz diğer alıştırmaları gösterip dersimizi bitireceğiz. Konuya başlamadan önce ekranda gördüğünüz metni dikkatlice okuyup boşluklardaki yerlere hangi fiilin gelebileceğini tanımlamanızı istiyorum. İpuçlarını kullanabilirsiniz. Ben zaten birazdan size metni sesli okuyacağım. O zaman da zaten eksik fiillerin hangileri olduğunu göreceksiniz. Evet, hazırsak başlayalım. My favorite day of the week. My favorite day of the week is Saturday, because I don't go to work on Saturdays. So I stay in bed until noon. Then I do a big breakfast. I usually see friends in the afternoon. We do some activities together. Sometimes we go shopping. Sometimes we go for a walk. Sometimes we feel bored and do nothing. If we are in the mood for a film, we see a film at the cinema. Sometimes we stay at home and play computer games. In the evening, I always do some sports. Before going to bed, I write my diary. İsterseniz burada videoyu durdurup başlarıp tekrar dinleyebilirsiniz ve eksik olan kısımları doldurursunuz. Ama sizin dikkatinizi çektiği gibi bu metinde eksik fiillerimiz bizim dersimizin konusu olan go, see, do, stay ve write fiilleri. Şimdi biraz konu hakkında düşünelim isterseniz beraberce. Burada bir tablomuz var. Tablomuzda fiillerimizin altına hangi etkinlikleri yazabileceğimizi düşünelim. İsterseniz bir önceki metindeki örnekleri buraya ekleyebiliriz. Yani kendi bildikleriniz varsa onları koyabilirsiniz. Buradaki amacımız birazcık daha konu hakkında düşünmeniz ve beyin fırtınası yapmanız. Zaten ilerleyen bölümlerde tüm fiillerle kullanılan etkinlikleri beraber göreceğiz. Evet, hazırsak ilk fiilimize başlayalım. Go fiili. Şimdi go kelimesiyle en çok kullanılan ifademiz go to a place. Örnek vermek gerekirse go to the gym, go to the theater, go to school, go home, go online. Dikkatinizi çekeceği gibi ilk iki örnekte the gym, the theater gibi belli bir sözcük kullanıyoruz. O yüzden go to the place diyebiliriz aslında kalıp olarak. Ama go to school, go home gibi istisnai kalıplarımız da var. Bunları da hatırlamamız gerekiyor. Diğer bir go kullanımı ise go ve hemen arkasından bir etkinliği ifade etmek. Bunları örnek olarak go swimming, go dancing, go shopping, go jogging diyebiliriz. Dikkat ettiğiniz gibi go'dan sonra hemen bir etkinlik ismi var. Swimming, dancing, shopping, jogging gibi. Diğer bir yaygın kullanım ise go for activity. Burada genelde a walk, a stroll, a run gibi kalıplaşmış ifadeler var. Bunlar da yine go ile kullanılan yaygın etkinlikler. Evet. Diğer bir fiilimiz ise see fiili. See fiilinin iki anlamını göreceğiz. Bir tanesi watch an event. Yani bir eylemi seyretmek. Ve diğeri de meet or visit someone. İlkine baktığımızda see the accident, see a film, see a documentary. Yani burada neyi ifade ediyoruz? Siz bunu gördünüz. Diğerinde ise anlam see friends, see my family, see the doctor, see my cousin. Burada ise buluşma veya ziyaret anlamı var. Size kısa bir hatırlatma. Aslında Watch TV
diyoruz ve bu yaygın bir kullanım. Bununla beraber bazen watch a film de diyebiliyoruz. Ama aslında doğru kullanım see a film. Eğer evinizde DVD veya ev ortamında seyrediyorsanız watch a film kullanılabiliyor ama doğru ifadesi bunun aslında see a film at the cinema. Üçüncü fiilimiz do. Do fiili çok fazla yaygın kullanılan bir fiil. Biz bugün daha çok aslında sizlerle ev etkinliklerine, ev işlerine yoğunlaşacağız. Zaten do the housework veya do the chores da bunun genel başlığı. Altı neler var? Do the cooking, do the dishes, do the shopping, do the laundry, do the ironing, do the cleaning ya da do sport, do exercise gibi bir eylemi yapma vurgusunu yapıyoruz. Bu kelimenin ne anlama geldiğini lütfen sözlükten bakarak pekiştiriniz. Bunların dışında aşağıda size daha uzun bir liste verdim. Yine bunları da defterine not edin. Bunlar yaygın kullanılan anlamlarıdır. Do homework, do your hair, do damage, do a good job. Bunlar da yine do ile beraber kullanılan yaygın kullanımlar. Diğer bir fiilimiz de stay fiili. Stay'in de aslında iki anlamı var. Bir tanesi to live or be in a place for a short time as a visitor. Yani geçici süreliğine bir yerde kalma, barınma anlamını ön plana çıkartıyoruz burada. O yüzden barınmak gibi düşünebiliriz bunu. Stay at or in a hotel. Stay with some friends. Stay with family. Stay with grandparents gibi örnekler verebiliriz bununla ilgili. Diğer bir kullanım ise not leave. Ayrılmak anlamında kullandığımız stay fiili. Burada stay at home, stay in bed, stay still gibi örnekler verebiliriz. Son olarak sizinle paylaşacağım kullanım ise stay over veya stay overnight anlamında bir geceliğine bir yerde barınma anlamı kullanılan kalıp bu da yaygın kullanımda olduğu için bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Geldik son fiilimiz olan write fiiline. Write da bir metin kullanımı var. Write a text. Burada ne olabilir? Text örnek olarak. Write a letter. Write an email. Write an essay. Write a text. Bunlar hepsi write ile kullanılanlara bir örnek. Diğeri ise bir kişiye veya bir yere yazmak. Yani write to someone or somewhere. Bunlara baktığımızda hangi örneklerimiz var? Write to my sister, write to my family, write to the authorities. Yine burada da bir kişiye veya bir yere yazdığımızı vurguluyoruz. Evet, 5 tane fiilimizin kullanım türlerini, örneklerini gördük. Şimdi artık birazcık alışımlarla konuyu pekiştirebiliriz. İlk alışmamızda sizden hemen metin sonrası yaptığımız alışına benzer bir şekilde buradaki kelimeleri ilgili fiilin altına koymanızı istiyorum. Evet. Yani ne yapacağız? Önce okuyacağız. The dishes. Neydi? Bu hangisiydi? Evet. Do the dishes. Bunu do'nun altına yazacağız. A film. Bu hangisiydi? Galiba see'di. Ha, see a film tarzında. Bu şekilde tüm kelimelerimizi tablomuzun altına dolduracağız. Evet. Hazırsak cevaplara bakalım. Evet. Go'la başlarsak. Go'la hangileri varmış? To the cinema. For a party. Swimming. See ile see my grandparents, see a football match, see a film. Do'ya baktığımızda do the dishes, stay ile beraber on an island, in bed, with friends ve son olarak da write ile a letter kelimelerini görüyoruz. İkinci alışmamızda ise size 6 tane cümle verdim. Bu cümleleri dikkatli okuduktan sonra hangi fiillerin cümleleri dolduracağını bulmanızı istiyorum. Şimdi siz cümlelerinizi okuyun ve fiillerinizi seçin. Evet, hazırsak cevaplara bakalım. Hatırlarsak to burada ipucu bizde. Hangi fiillerle to vardı? Write ve go. Ama burada uygun olan waiting for your letter cümlesinden dolayı write fiili. İkincisinde club bize bir ipucu. Dancing de bir yine cümle içerisinde ipucu olarak geçiyor.
Burada kullanacağımız go, 3'te stay, 4'te do veya did lots of housework, 5'te see your friends ve son olarak da 6'da go home. Evet arkadaşlar, ikinci alışverişimizi bitirdik. Artık dersin son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Burada supplementary pack'inizden ilgili bölümün kelime alışverişini yapabilirsiniz. Bunun dışında My English Lab içerisinde de bu konuyla ilgili alışımlar var. Bunları da yaparsanız konuyu pekişmiş olursunuz. Son olarak hatırlarsanız ilk videonun başında bir metin okumuştuk beraber. O metinde Your Favorite Day teması ele alınmıştı. Yine konuşma ve yazma becerisi geliştirmek adına siz de favori gününüzü anlatan bir metin yazabilir veya bir ses kaydı yapabilirsiniz. Burada yapacağınız şey ne? Describe your favorite day. Tell what you do on that day. Tell why that day is your favorite. Evet, bu üç tane soruya cevap verdiğimizde metnimiz tamamlanacaktır. Tekrar videoya teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar.